Evet, Türkiye dün itibariyle tekrar alarma geçti. Koronavirüs alarmı Türkiye'de tekrar çıktı. Fakat bu alarm aslında tam olarak bir tanıya dönüşmediği ortaya çıktı. Aslında şüphe üzerine 12 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada müşahede altında tutuluyor. Gerekli önlemler alındı. Öncelikle tanılar konulabilmesi için şüphenin gerçeği aslının olup olmadığının anlaşılabilmesi için bulgular toplandı ve Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ile bir görüşme yaptım. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ile bir konuşma yaptım sabah saatlerinde. Son durumu aktardı bana. Özellikle 12 kişinin şu anda müşahede altında tutulduğunu söyledi. Bu 12 kişiden 10'unun Çinli olduğunu iletti. Biri şoför, biri rehber. Akşam saatlerine kadar müşahede altında tutulacağına kesin gözle bakıldığını söyledi. Sadece kan veya doku örnekleri değil, aynı zamanda akciğer filmi ve akciğer üzerinden örnekler de alındığını ve bunların da Sağlık Bakanlığı'na peyderpey gönderilmeye devam edildiğini söyledi. Fakat akşam saatlerine kadar herhangi bir sonucun çıkmasını beklemediklerini öngördü. Çünkü koronavirüsün 24 saatte 48 saat arasında aslında tespit edilebildiğini söyledi. İşte bu sebepten dolayı da akşam saatlerine kadar incelemeler ve bekleme süresi devam edecek. Dediğimiz gibi 12 kişiydi. Kapadokya'ya aslında giden bir turistik geziydi bu. 10 Çinli Kapadokya'ya gidiyordu. İlk belirtiler orada görüldü. İçlerinden sadece bir Çin vatandaşında rastlandı. İshal, kusma ve bulantı oldu. Yüksek ateşle birlikte Nevşehir'de bir hastaneye gittiler. İşte bu hastanede koronavirüs şüphesinin olması üzerine hemen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiler ve burada da müşahede altına alındılar. Öncelikle doktorlar bilgilendirildi. Hastane personeline maske dağıtıldı ve herhangi bir ihtimale karşı da burada önlemler alındı. Dün itibariyle siz de söylediniz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Türkiye'de herhangi bir şekilde koronavirüsün olmadığını söyledi. Bir tanının konulmadığını söyledi. Fakat şüphelerin olduğunu söyledi. Sadece Aksaray'da değil, Konya, Denizli, Nevşehir'de de görüldüğü derken şüphesinin olduğunu söyledi. Fakat Türkiye'de bunun üzerine bir tanı konulmadığını iletti. Dediğimiz gibi burada şüpheliler üzerinde, hastalık şüphesi olan kişiler üzerinde gerekli tetkikler yapıldı ve Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Yani akşam saatlerinden itibaren yarına kadar da bu şüphelerin aslında bir tanıya dönüşüp dönüşmediğini de göreceğiz. Dünya genelinde de 100'ün üzerinde ölüm yaşanmıştı. Sadece Çin'de değil, hastalığın çıktığı yer Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'ya da yansıdı. İlk olarak Avrupa'da Fransa şehrinde görüldü. Amerika'da, Kanada'da görüldü. Sadece Asya'da değil, aslında dünyanın birçok yerine yayıldı. İşte o sebepten dolayı da Türkiye'de de güvenlik önlemleri arttırıldı ve biz de buradan çıkacak sonucu takip etmeye devam edeceğiz. Oğuzcan Obuz, teşekkür ediyoruz.